Bardakçökü Tarımsal Sulama Projesi ile ilgili olarak Pürümür Bardakçı Köyü'nde 108 ada bir nolu parselden geçen dere suyunun tahsis işlemlerine ait belgeler yazımızın ekinde sunulmuştur. Yazımız ekinde bulunan tahsis evrakları doğrultusunda söz konusu menbaa tahsisinin 5302 sayılı İl Özet İdaresi Kanunu'nun 3. maddesinin fevk fotoğrafına göre yapılması için gündeme alınması için evrakın il genel meclisine havalesini arz ederim. Memlük Türk Tanrısal Hizmetler Müdürlüğü. Sayın Meclisiyeleri, tabii sizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Şimdi bu hususla ilgili öncelikle genel meclis üyelerimizi bu konuda aydınlatmak isterim. Şimdi daha önce bu toprak arklarımız ve trapez ve dik kanal ve kapalı sistemlerimiz bize ait olan yerlerdi. Maalesef kadastro girdiği zaman köy muhtarlarımız ve ihtiyar heyetleri bu konuyla ilgilenmemişler. Kadastroda bütün kısmı hepsini orman içine dahil etmişler. Şimdi orman içine dahil edince yapacağımız projelerde, bütün projelerde artık muhtarların özel orman mühendisine yeni proje yapmaları gerektiriyor. Özel proje yapmaları için en kötü 15 bin ve 25 bin arasında para harcamaları gerekiyor ki orman izni alabilelim. Orman Bölge Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü'nde bütün dosyayı inceliyorlar ve bizden de tahsisle ilgili de meclisten de tekrar karar istiyorlar. Şimdi bizim 3 tane projemiz onaylandı. Bunlardan biri Pürümür Bardakçı Köyü. Fazla bir mesafe değil, 700-800 kilometrelik bir mesafeden gelen bir su. Burayla ilgili tabi ormanın içinden de geçtiği için, ormanda yok ama orman alanı içerisinde olduğu için, ormana dahil olduğu için mecburen tahsis istiyorlar. Bununla ilgili Bardakçı Köyü muhtarımız özel orman mühendisine projesini yaptırdı. Proje hazır. Sadece encümen karar istiyorlar ki Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin alalım. İhaleye çıkabilirim. Yani şey onaylandı. Yani proje onaylandı. Kararı işte meclisten çıkar çıkmaz Orman Bölge Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Orman Bölge Müdürlüğü de bize orada izin hakkı verecek. Tamam, kapalı sistem de şu an bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz ağacımız sularda komplesini arıyoruz. Yoksa yani yamandaki canlı hayvanlar ve de şeyler için herhangi bir şey bırakıyor muyuz, bırakmıyor muyuz? Şimdi şöyle arz edeyim. Evet. Giden başka köylerimiz varsa, oradan faydalanan köylerimiz varsa onlara da dikkat alıyoruz iki. Evet. Üçüncü olarak da bizim sıvat ve yanaklarımız var zaten, mevcut daptan getirmişiz. Hı. Onları da dağıtımını yapıp yaban hayvanlara da zaten ortam ayarlıyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Bir otorlarda değişiklik oldu. Olur olmaz tabi muhtarlar da yeniler, oraya hakim değiller. Bu sıkıntıları yaşıyoruz. Şimdi başkanım, ben izninizle bir şeyler söyleyeyim. Şimdi evet. Diyorum, 2010 yılında Pınar'da kadastro oldu. Kadastro olurken kadastro memurları gelip önce çalışma alan sınırını belirliyorlar. Şimdi arkadaşlar gelip deseydi, hani işte sizin köyünüzde içme suyu attınız, sulama suyu attınızla ilgili böyle böyle tedbirler alalım, ileride sıkıntılar yaşamayalım demiş olsalardı bugün bunları yaşamıyorduk bir. İkincisine gelince ben de bu süreçte içinde bulunduğum için biliyorum. Sadece şunu söylediler. Dediler ki köy mezarlığı, patika yollarımız, mevcut yollarımız bunları gösterir. Mesela şu anda benim köyümde içme suyu attılar, sulama suyu attılar. Yarın orada bir çalışma olsa bunu siz de yaşadık, yaşadığımız şeyleri de siz de yapıyorsunuz. Evet. Köy muhtarlarınızla yapıyoruz size. Ama burada bir bilgi eksikliği varsa, baştan, muhtarlardan değil de kurumlardan başlayarak hiçbir bilgi verilmemiş. Kadastro çalışma alanı içerisinde ya bunları da dahil edin, bunları da gösterin denilmemiş. Bunların tamamı bu alan belirleme içerisinde kalmış. Köy işte sınırlarını belirlerken kadastro çalışma alanı sınırında kalmış. Yoksa normalde köylü orada 2 ay boyunca çalışma yaparken yani götürüp sulama kanalını veya içme suyu kanalını göstermemesi yetmez. Ama bilgi sizden de mesela şöyle, böyle bir yazı çıkmamış. Şöyle bir durum var. Burada kadastro tabii ki köylere, ilçelere girdiği zaman ilçe kaymakamımıza da ve bizim kurumlara da bilgi verilmesi gerekirdi ki biz de o işe hakim olabilelim. Yani bizim kadastronun girdiğinde bizim de haberimiz yok mesela. Kadastro girdiği zaman, bir ilçeye girdiği zaman bu ilçedeki sizle ilgili bir sorular var mı? Kurumlara yazı yazılmış olsa biz de olay müdahale ederiz. Dün geçen sene Pürümür'de 3 köyde kadastro çalışması oldu. Siz bunlarla ilgili bilmiyorum. Muhtarlarımıza resmi yazı çıkardınız mı?
Bu alanlar belirleyildi. Şimdi bize şöyle, imar müdürlüğümüzden bize yazı geliyor. İmar müdürlüğümüzden yapılan çalışmalarla ilgili burada herhangi bir sulama hattınız var mı yok mu? Ya da içme suları hattınız ya da yolunuz var mı yok mu diye soruluyor. Biz de adamın parsel numarasına bakarak değerlendiriyoruz. Ama yazı gelmeyince bizim de bilgimiz olmuyor. Burada şöyle bir şey var değerli arkadaşlar. Şimdi bu kadastro çalışmaları önce daha evveli giderlerdi. Çalışma yapılacak alanı diye köyü belirlerdi. Bu köyden önce bir araya gelmeyi görüşülebilir. Ona göre bir çalışma yapılıyordu. Bu son zamanlarda maalesef tekrar söylüyorum, yerinde oturup uydu sisteminde, uyduda belirledikleri için alanları, o yüzden yani dere yatağını, içme suyunu, ormanlık alanını, yerleşim alanlarını tek ayırt edemiyorlar. Yani artık onlar da işin kolayına kaçtı. Ankara'da oturur veya dairede oturur. Sadece uydu görüntüleri üzerinden hareket ettiği için bu daire büyük çok konuda çıkar karşımıza. Orman yani müdahale etmesi, orada izin alınması, oraya bir para yatırılması doğru bir uygulama değil. Evet. Bu bence başlı başına yanlış bir uygulama. Eğer orada bir yerleşim alanı varsa, orada oturan insanların suya, anala, yora ihtiyacı varsa, orman içerisinde de olsa o ihtiyacın giderilmesi gerekiyor. Yani o zaman şöyle söyleyeyim, özellikle bizim Tunceli bölgesindeki köylerin hemen hemen tamamına yakını orman bölgesinde inşa edilmiş köyler, evet. Yerleşim alanları orman bölgesinde inşa edilmiş yerler. Evet. Ve o zaman bu insanlara yol ihtiyacı, yani yol yapılmasın, su götürülmesin, içme suyu götürülmesin, sulama suyu götürülmesin, böyle bir uygulama olabilir mi? Bu bence başlı başına yanlış bir uygulama. Ama nasıl bu yanlıştan dönülür, yasalara bu nasıl bertaraf edilir? Onu biz avukatımızla görüşüyoruz, evet. Kurum avukatıyla. Kadastrocularla görüşeceğiz. Yani bunu dava formatı icap edecek. Yani size her köylü mağdur edemeyiz. Yani size istirhamım, size diyeceğim, yasalara bunu bireysel değil de Topkapı Köyü'nü çözüme kavuşturulması daha uygun olur. Tüm geri gelen olur. Teşekkür ederim. Hatta ana hatta menba ile depo arasında birkaç yerde su kaçağı varmış. Köy muhtarımız da yani bayan bir muhtar. Birkaç tane eleman bulmuş, işte gitmiş kendince orada kendi imkanlarıyla işte tamiratına falan giderken orman işletme müdürlüğü devreye giriyor. Efendim diyor, orada diyor o deponuzu ya kaldırın ya da biz kaldırmasını biliriz. Niye? Orman sahası içerisinde kalmış depo. İyi de adam bu depo oraya yapılırken teknik elemanlar gidip işte çalışma erkek yaparlarken bu kanal kazılıp bu su bu köye gelirken orman değildi de şimdi yıllarca köyler boş kalmış yani depon etrafı falan işte diyelim saygılarımız da söyledi çeşitli nedenlere gidip yerlenmemiş orada işte birkaç tane ağaç görmüş efendim bay orman müdürlüğü de tam fırsat bu fırsat ya deponu kaldır ya biz kaldırmasını biliriz. Tabii bayan muhtar, yeni de seçilmiş bir muhtarımız. Ne diyeceğini de bilmiyor. Karşı daireden işte içme sularından aradılar beni. Vallahi dedim, makina vermeyiz. Araç gereç vermeyiz. Ancak orman işletme şefimize bir iyilik yaparız. Bir kazma kürek veririz. Gitsin kendi imkanlarıyla personel de vermeyiz. Kendi imkanlarıyla kazısın etsin. Ne zamanki depoyu kaldırabildi, sırtladı bir sırtlayabildi, alsın sırtını götürsün, biz de buna vazgeçiyoruz. Ya mantık, bu mantıkla, yani bu çalışma şekliyle, şimdi kadastro orman müdürlüğü. Kardeşim sen uydudan çalışma yapmışsın, öbürü orada ağaç gitmiş, bunu faturasını niye her köy muhtarı 20-25 gün ödediğiniz gibi yazıyorsunuz? Niye köyde cezalandı diyorsun? Başkanım, ben görüşüm. Türkiye'deki ormanları birileri birbirlerine peşke çekiyorlar. Tabii orman olduğu her bölgede hepimiz için cazip bölgedir. Yani bu Tunceli'de bunun oranı %10'sa, Ankara'da %50'se, diğerleri daha yüksekse. Ama bunların bence orman bu konuda bu ciddi çalışmasının dolayı ben ormana teşekkür ediyorum. Çünkü herkesin gözü orman olan bölgede. Bundan önce en önemli görevlerden nelerdir? Başkanım, bundan önce nereye ismar ettik? Milli Emlak Genelliği.
İlle emlak yerler nelerdir? Orman vasfını kaybetmiş. Sayın kenarlarını söyle. Değerli yerleri, bizde de var, bizde de var. Böyle düşünme arkadaşlar. Ben sizden rica ediyorum. Biz doğaya hayran toplumuz. Öncelik toplum olarak okumuş toplumumuz, bizim yaşam alanımız su ve ormandır. Bence sıkıntı olsun, muhabbetin karabesin ama yol açılmasın. Onları istismar alanına çevirecek koşullardan uzaklanalım. Yani bunu maksimal ederler ama başkanım.